Merhaba sevgili gençler, sevgili öğrenciler. Her birinizden çok çok davetler aldım ve ne kadar memnun oldum anlatamam. Liseler, üniversiteler, beni aranızda görmek istiyormuşsunuz. Benim için ne kadar onur verici bir durum bu. Bu pandemi nedeniyle ben uzun süredir maalesef evden çıkmıyorum. Bir yıl oldu. Ben hep evdeyim. Ama meğer evde neler neler yapılabiliyormuş. İşte diziler çıktı kaç tane. Her biriyle oturdum, ayrı ayrı uğraştım. Böylece pandemi günlerinde ben de sıkılmadan bir şeyler üretebilmenin de şu anda sevinci ve huzur içindeyim. Acaba bir anda açılırsa ortalık ne yaparım onları da bilemiyorum. Şimdi sizlerden gelen davetlerden anlıyorum ki biraz sizlerle sohbet etmemi istiyorsunuz. İşte gençlik, üniversite öğrenciliği, acaba hangi mesleği seçeyim? Nasıl daha başarılı olabilirim? Nasıl daha sosyal olabilirim? Değil mi? Hepinizin kim bilir ne hayalleri var. Benim de çok hayallerim vardı o yıllarda. Ama düşünüyorum da öğrencilik hayatımızın çok özel bir dönemi. O kadar tatlı bir evre ki o. Sonra okullar bitip iş hayatına falan başladığınızda sizler de göreceksiniz bunun ne kadar değerli olduğunu. Ama şimdilik yani hazır öğrencisiniz bunun kıymetini bilin arkadaşlar. Çok güzel bu dönem. Hani dersler ağır, bazen vakit yok, sınavlar çok fazla. Bende de öyleydi. Tıp fakültesinde öğrenci olmak aman tanrım. Yani böyle böyle kitaplar, onlardan sınavlara girmek. O zaman böyle çok daralırdım, çok zor filan geldiği günler olurdu. Ama yine de öğrenciliğin o kadar güzel bir tadı var ki hem artık hayatın içindesiniz, hem derslerden başka pek bir sorumluluğunuz yok. Hem bol bol hayalleriniz var. Gelecek sizi hem çok korkutuyor. Ay acaba ben ne yapacağım diye. Hem bir yandan bir an önce okul bitsin, hayata atılayım istiyorsunuz. Hepimiz böyleydik. Ben meslek seçmede size bir takım önerilerim olabilir. Mesela neler önerebilirim? Şimdi arkadaşlarım, sevgili genç arkadaşlarım, biliyorsunuz şu anda her genç istediği okulda okuyamıyor. Bir sürü sınavlar var. İşte o sınavları kazanacaksınız ki belli bölümlerde okuyabilirsiniz. Doğru. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi biz yani hayatı çok tanımıyor insan o yaşta. Ne istiyoruz, ne istemiyoruz? Yani bunu çok da bilemiyoruz ya da istesek bile bizim yapımız, karakterimiz, özelliklerimiz işte o mesleğe uygun mu değil mi bunu da pek bilemiyoruz. İşte burada benim size en önemli önerilerim şunlar. Bir kere kendinizi iyi tanımaya gayret edin. Siz nasıl birisiniz? Siz hangi tür işleri daha severek yapabilirsiniz? İşte siz evde oturmayı, masa başında saatlerce bilgisayarda oturmayı mı seviyorsunuz? Yok siz daha hareketli bir hayat mı seviyorsunuz? Efendim sosyal ilişkileriniz nasıl? İnsanlarla çok kolay ilişki kuran, insanları ikna edebilen biri misiniz? Yoksa biraz daha kendi halinde öyle pek fazla kalabalıkları sevmeyen, yeni insanlarla tanışmaktan biraz korkan, çekinen biri misiniz? El becerileriniz nasıldır? İşte el becerisi gerektiren işler sizin severek de yapabileceğiniz işler olabilir mi? Yani benim burada size önerim, mesleğinizi netleştirmeden önce kendinizi tanımaya gayret edin. Hatta bu konuda çevrenizden de yardım alabilirsiniz. Çünkü bizler kendimizi başkalarını iyi tanırız da kendimizi çok zor tanırız. Başkaları bizi daha kolay tanır. Mesela arkadaşlar arasında birbirinize o kişi hakkında ne düşündüğümüzü, özelliklerimizi yani biri bizi anlatsa daha güzel olur doğrusu. İşte bunlardan yola çıkarak hayatınızı yönlendirin. Ben mesela kendi üzerimden bir örnek vermek istiyorum size.
Ben tıp fakültesi bitirdiğime göre yani doktor oldum. Fakat ben karakter olarak sosyal, insanları seven, onlarla kolayca ilişki kurabilen, yeni insanlar tanımayı hep çok isteyen, yeni insan tanıdıkça onlarla güzel ilişkiler kuran yeni şeyler, böyle bir tabiatım var. Daha önce de mesela kitap okumayı çok severdim. Yani ben okuyayım okuyayım yeni şeyler öğreneyim. Bunlar beni her zaman çok çok heyecanlandırmıştı. O nedenle şimdi tıp fakültesini düşünün. Yani burada dışa dönük sosyal insana göre de iş var. El becerisi çok yüksek insana göre de iş var. Biraz daha kapanayım evde. Yani işte öyle çok ortalıklara, kalabalıklara girmeyeyim diyene göre de iş var. Yani mesela düşünsenize bir radyolog, bir patolog. Yani bunlar mikroskop başında veya işte sizin filminizi çekiyor. Sizi belki görmüyor bile bazıları. Veya işte psikiyatrist gibi her gün ısrarla insanları dinleyen, konuşan filan bir yerde de olabilirsiniz. Sürekli okuyup yazıp işte seminerlere katılıp makaleler yazan bir yerde de konumlandırabilirsiniz kendinizi. O nedenle bu örneği lütfen kendinize uygulayın. Yani mühendiste oluyorsanız, işletmede okuyorsanız, sosyolojide okuyorsanız, eczacılıkta okuyor, yani ne okuyorsanız okuyun, her mesleğin çok farklı alanları vardır. İşte bu önemli olan hangi okulu bitirdiğiniz kadar daha sonra ne iş yapacağınızdır. Mesela hukuk fakültesi mezunları için de durum böyle değil mi? Yani avukat oluyor, her gün mahkemelerde birilerini savunmak durumunda kalıyor. Çok sosyal, çok kolay ilişki kurması gerekiyor. Veya işte savcı oluyor, hakim oluyor, dinliyor veya işte eve götürüyor, boyuna dosyalar okuyor. Yani buradan özetle şöyle söylemek istiyorum. Hangi meslek dalında bir diploma alacaksanız alın bunu. Daha sonra nasıl uygulamalısınız? Esas mesele bence burada. Şimdi bir insanın mesleğini sevmesi, inanın hayattaki mutluluğun %50'si de demeyeceğim, daha çoğu. Çünkü hayatımız daha çok işlerde geçiyor bizim. O nedenle yaptığımız işi çok sevmemiz gerekiyor. Yani ben mesela iş yaparken hiç çalışıyorum gibi hissetmem. Yani çok sevdiğim bir şey yapıyorum ben o anda ve öyle olunca insan yorulmuyor. Ama hiç istemediğiniz, sevmediğiniz bir işi yapmak inanın insanı çok çok yorabilir. Bir başka önerim arkadaşlar kendinize yatırım yapın. Ne demek acaba insanın kendine yatırım yapması? Bence şu demek, kendinizi tanıyın. Kendi özelliklerinizi keşfedin, kendinizi geliştirin, yeni yani yeteneklerinizi keşfedin. Tek boyutlu kalmayın hayatta. Sanatla da ilgili olun, felsefeyle de ilgili olun, sporla da ilgili olun. Olabildiğince sosyalleşin, olabildiğince çok insan tanıyın. Yani zenginleştirin kendinizi. Bu arada ne kitap okumak, film seyretmek, inanın bunlar da insanı çok zenginleştiren şeyler. Çünkü bizlere dünyayı tanıtıyor. Yani bizler işte ufak çevrelerde büyüyoruz, değil mi? Ya dünyayı çok da tanımıyoruz daha. Halbuki o kitaplarda, o filmlerde, dizilerde bambaşka insanların, bambaşka alışkanlıkların, bambaşka örf adetlerin de var olduğunu görebiliyoruz ve böylece bunlarla birlikte hem hayatın değişik renklerini tanımış oluyoruz, hem de bunlar sürekli olarak bizi geliştirip zenginleştiriyorlar. Tabii bu arada gezmeyi, eğlenmeyi, arkadaşlarınızla vakit geçirmeyi, aman ha bunları sakın ihmal etmeyin. Çünkü üniversite öğrenciliği demek sadece okula git gel, ders çalış demek değildir. Üniversite öğrenimlerimiz sırasında biz aslında staj yaparız. Ya yani hayat stajı yaptırır bize.
Bir yandan daha özgürüz artık, lise bitmiş, biraz daha bizi adam yerine koymaya başlamışlar. İşte bu stajı iyi yapmalıyız. O sırada hayatı, insanları olabildiği kadar tanımaya gayret etmeliyiz. Bilemiyorum sizlere faydalı olabildim mi? Bu bana mesajla, telefonla, mektupla benden böyle bir sohbet isteyen okulların isimlerini buraya yazdım ama şimdi okusam baya bir zamanı bu isimleri okuyarak geçirmem gerekecek. Onun için bu videonun altına tek tek yazacağım beni davet eden okullara ve o okulların çok sevgili öğrencilerine. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Benim tatlı genç arkadaşlarım.